paylaşımı yapamıyorduk ama hani hakikaten bunu bekleyen hastalarım var. O yüzden bir paylaşım yapmak istiyorum sizle. Şimdi çatal bölgesine stent koyduğumuz, yine hani ameliyattan kurtardığımız bir hasta var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın burada çok ciddi left main dediğimiz ana damarda bir darlığımız var. Şurası bakın, ana damar darlığı bu. Ve bu ana damar darlığında bakın değişik pozlardan bakıyoruz. Burada L7'de de darlığı var. Bu CX'de darlığı var şurada, şu bölgede. İki damara da uzanıyor plak burada. Biz tabii her iki tarafı telledik. Hem Choice PT Extra Support, iki tane Choice PT Extra Support ile her iki tarafı telledikten sonra öncelikli olarak left main'i balonluyoruz 3.5 balonla. 3.5 balonla balonladıktan sonra biz 3.5 stentimizi koyduk L7'ye doğru. Distali sonra halletmeyi düşünüyoruz. Buraya koyduk stentimizi. Bu bir 3.5 biomatrix stent. Bakın bu 3.5 biomatrix stent sonrası distalde de hafif bir diseksiyonumuz oldu. Onun üzerine biz tabi 5 balonla diğer stentimizi koyduk bu sefer. Buraya 5 NC yapmadan önce bu gördüğünüz bir 48 stent. Bu 3.5-48 bir stent. 3.5-48 stentimizi de koyduk. Değişik açılardan baktık. Stentin balonuyla post dilatasyon yaptık. Ardından da NC balonlar. Bakın bu 5 NC balon. 5 NC balon yapıyoruz. 5 NC balon yaptıktan sonra burada plak shift olduğunu gördük. CX'e plak shift'i var. Bakın göstereceğim şimdi. Şurası çok hoş gözükmüyor. Extra support tel var tabii. Buraya 5 ile pot yaptıktan sonra tekrar buraya Samurai RC ile geçtik. Çok ince teller kullanıyoruz. Strap'ların arasından geçmesinde. Hidrofilik tel de çok kullanmak istemiyoruz işin açıkçası. Ve 3.5 balonla buraya kissing yapıyoruz şu an. Balonumuz biraz kaydı. Biraz geri aldık. Geri aldıktan sonra tekrar kissing yaptık. Bakın tekrar şu balonlarımızı geri alıyoruz. Bakın tekrar kissing yapıyoruz. Yüksek basınçlara çıktık kissing yaparken. Tabii final potumuzu da yaptık. Final potumuz da yine 5'lik bir balonla. 5'lik balon sonrası görüntüleri bakın 5 NC balonla hem osteoma. Tabii stentimizi osteoma uzattık biz. Bunlar da son görüntüleri. Her türlü işlem bittikten sonra bakın LED'nin bu hali. Şuradaki left main durumumuz gayet iyi. 4 balonlarla da post dilatasyon yaptık. Bu özellikle LED bölgesini. Bu da bakın şurada gördüğünüz son hali. Tabi burada stent var. Biz burada provizyonel gittik. Kissing sonrası buraya işlem yapmak gereği duymadık. Bakın burada stentler buraya doğru açıldı. Stent ağızları. Buradaki 3.5'la da dediğim gibi kissing yaptık. Gördünüz zaten. Buraya da 5 balonda 20 atmosfere kadar çıktık. Hani başarılı bir left main girişimi olarak kayda geçiyoruz. Böylece hastayı ameliyattan kurtarmış olduk.